Girdaplar ne kadar tehlikeli olabilir? İnsanlar için ne kadar ölümcül? Gemiler için ne kadar yıkıcı? Öncelikle girdaplar hem tekneler, gemiler için çok tehlikeli hem de insanlar için. Şimdi izlediğiniz görüntüde rafting sporcusu Steve Fisher, Red Bull'un sponsor olduğu bir yarışmada Kongo Nehri'nde yarışıyor. Yarış esnasındaysa Fisher girdaba denk gelmiş. Birinci sınıf bir sporcu olan Fisher, Afrika nehrinde kudretli bir girdaba bu şekilde maruz kalmış. Ancak şu an izlediğiniz girdap, gezegenimizde var olan en tehlikeli girdaplar arasında bile yer almıyor. Teorik olarak en tehlikeli girdaplardan çok ama çok uzak. Dünyanın en iyi rafting profesyonellerinden birinin bile kaçmayı başaramadığı bir girdaba denk gelmeyi ise asla istemezsiniz. Kongo Nehri boyunca aslında çok daha tehlikeli girdaplar oluşuyor. Sudaki bu girdapların bazıları sadece insanlar için değil, daha ağır nesneler için de bir tehdit oluşturmaktadır. Bir tekne, bir yat, hatta bir gemi için girdaplar çok yıkıcı sonuçlar meydana getirebiliyor. Dev gemiler bile ayrı ayrı veya birlikte bu gerçek su canavarına denk gelirse büyük bir yıkımla karşılaşabilir. Gelin şimdi girdap havuzlarından bazılarına göz atalım. Ne olduklarına, nasıl ortaya çıktıklarına ve hangi yıkıcı tehlikelere neden olduklarına gelin yakından bakalım. Öncelikle girdaplar nasıl oluşur ondan bahsedelim. Girdap, nehir, göl ve denizlerde, rüzgarlar veya iki akıntının birbiriyle birleşmesi gibi sebeplerle suyun düşey bir eksen etrafında dönmesi sonucu hasıl olan dairevi bir harekettir. Suyun hızla dairevi hareketinden hasıl olup ortasında boşluk meydana gelmektedir. Cisimler girdabın ortasına geldiklerinde suyun dibine doğru batarlar. Aslında bu dönme gücünden hasıl olan bir çekmedir. Girdap denizlerde ve nehirlerde düzgün olmayan kanallardaki su akışı veya birbirine ters akan iki su akıntısının birleşmesiyle de meydana gelebilir. Ayrıca dolu bir haznenin dibindeki bir delikten boşaltılması anında suyun hızlı hareketinden dolayı küçük bir girdabı görmek ve tanımak mümkün olur. Dolayısıyla bir girdabın ortaya çıkması için yeterli miktarda hareketli su kütlesine, bu kütle içinde zıt yönlerde hareket eden akımların varlığına ve içeri doğru şişen bir akış üretecek kadar derin bir çukura ihtiyacımız var. Genel olarak en hızlı girdaplar bazen saatte birkaç mil hıza ulaşabilen dağ nehirleridir. Ancak dağ nehirlerinde büyük nesneleri yutmak için yeterli miktarda su yoktur. İnsanlar ve hayvanlar genellikle bu akımlarda yok olurlar. Fakat gemiler nehirlerde meydana gelen girdaplardan hiç etkilenmez. Norveç'te meydana gelen Saltraumen girdabı ise dünyanın en güçlü girdabı olarak kabul edilmektedir. Günde 4 kez 6 saatte bir meydana gelen girdap 3 kilometre uzunluğunda ve 150 metre genişliğinde bir alanı etkiliyor. Saltraumen milyarlarca feet küp suyu saatte 23 mil hıza kadar sirküle ediyor. Bir kişi böyle bir girdaba düşerse ne yazık ki hayatta kalma şansı neredeyse sıfır. Öyle ki bir tekne bile bu devasa girdapta büyük zarar görebilir. Saltraumen girdabının büyük gemiler için risk oluşturmadığı bilinmekte. Ancak yine de herhangi bir trajedi yaşanmasın diye bölgeden geçecek olan gemiler girdabın oluştuğu zamanların haricinde oradan geçiyorlar. Maelstrom girdabı da dünyanın en büyük girdaplarından birisi. Norveç'in fiyortlarında gelgitler sebebiyle oluşan girdap muazzam bir doğa harikası olarak kabul ediliyor. 5 millik bir alanı kaplayan girdap özellikle bölgede balıkçılık yapan kişiler için büyük bir önem arz ediyor. Eğer balıkçılar girdap varken denize çıkarlarsa geceyi denizin dibinde geçirmek zorunda kalıyorlar. Girdabın hızı saatte 13 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca bu girdabı bu kadar tehlikeli yapan önceden tahmin edilemiyor olması. Peki Maelstrom günde kaç kez meydana geliyor? Yapılan araştırmalara göre bu büyük girdap genelde günde 2 veya 3 kez oluşuyormuş. Ama 5-6 kez girdabın oluştuğu da görülmüş. Naruto girdabıyla videomuza devam ediyoruz. Naruto girdabı Japonya'nın iç denizi Seto Denizi'nde meydana geliyor. Bu büyük girdapsa Pasifik Okyanusu ve iç deniz arasındaki büyük hacimdeki suyun hareketi yani değişimiyle oluşmaktadır. Gelgitler mevsimden mevsime değişim gösterdiği için girdabın çapı bahar aylarında daha geniş oluyor. Her 6 saatte bir yani sabah ve öğlen saatlerinde yaklaşık 1 ya da 2 saat süreyle gözlemlenebilmektedir.
Tabii Japonlar girdap seyrinin de bir takvimini yapmışlar. Eğer bu büyük girdabı gözlemlemek istiyorsanız bölgeyi ziyaret etmeden önce bilgi edinebiliyorsunuz. Saltraumen, Naruto ve Maelstrom's girdabı doğal koşullar altında var olan dev girdaplardır. Ama gelin şimdi teknolojik yollarla yapay olarak oluşturulan bir girdabın ne kadar büyüyebileceğini hayal edelim. Bunun için gezegenimizde zaten var olan en güçlü akımı yapmalı ve akımın daha ölümcül hale gelmesine neden olan güçlü türbülansa dönmesini sağlamalıyız. Dünyanın en güçlü akımı Antarktika Kutup Çevresi ya da Circumpolar Akımı olarak da bilinen akımdır. Antarktika çevresinde akar ve Gulf Stream'den yaklaşık 3 kat daha güçlüdür. Bu akımın uzunluğu 18.600 milin üzerindedir ve maksimum genişliği 1553 mil civarındadır. Bu devasa akım 1 saniyede 200 milyon ton suyu, 1 dakikadaysa 12 milyar ton suyu hareket ettiriyor. Bu esnadaysa suyun hızı saniyede 58 metreyi buluyor. Eğer bu akıntının derinliklerinde 20 veya 30 megaton atom bombası patlatırsak ortaya çıkacak olan girdap Steve Fisher'ı içine çeken girdaptan onlarca kat daha büyük olacaktır. Bu dev girdapsa çok sayıda gemiyi, tekneyi ve petrol kulesini içine çekecek kadar güçlü olacaktır. Buna ek olarak deniz seviyesi tüm dünyada değişecektir. Gelin bu korku hikayesinden uzaklaşıp gerçeğe, şampiyon sporcu Steve Fisher'a geri dönelim. Fisher, başına gelen girdap felaketinden sonra yaptığı açıklamada yaşamasının bir mucize olduğunu dile getirmiş. Fisher, su altında yanında hava tüpü olduğu için kurtulduğunu söylemiş. Fisher, yaklaşık bir dakika boyunca su altında kalmış ve daha sonra karaya çekilmiş. Fisher'ın bu sporda uzun yıllara dayanan deneyimi ve yüksek yeterlilik seviyesi sayesinde doğru hamleleri yapmış ve hayatta kalmayı başarmış. Steve Fisher'ın maruz kaldığı girdap dünyanın en güçlüleri arasında olmasa bile bir insan için ölümcül tehlike olabilir. Gelin şimdi de Kongo Nehri'ndekinden binlerce kat daha tehlikeli yapay olarak yaratılmış dev bir girdaba yakından bakalım. 21 Kasım Cuma günü sabah 7'de Wilson Kardeşler şirketinden bir sondaj ekibi Louisiana'daki Pena Gölü'nde petrol çıkarıyorlar. Ancak göl yatağının altında eski bir tuz madeni varmış. Ancak bu dikkate alınmamış. Sondaj sırasındaysa yaklaşık 1300 feet derinlikte bir delik açılmış. Bunun sonucundaysa yüzeyde 180 metre çapında muazzam bir girdap oluşmuş. Ve bir römorkörü, bir sondaj kulesini, onlarca kamyonu, bir yük gemisini ve çok sayıda evi içine çekmiş. Neyse ki tek bir insan bile hayatını kaybetmemiş. Böyle muazzam bir güç, efsane gemi Titanic'i bile kolayca dibe çekebilir. Bu olayla ilgili çekilen video, internette milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve beğeni almış. Peki bu girdaba maruz kalan bir geminin içindeki kişinin hayatta kalma şansı var mıdır? Öncelikle bunun için tonlarca su basıncına dayanabilecek bir kapsül gerekti. Bu kapsülün içinde aynı zamanda yeteri kadar oksijen de bulunmalı. 26 Mayıs 2013'te ise Nijerya'da batan gemiden sağ kurtulan Harrison Okene adındaki kişi bu yönteme benzer bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Harrison Okene, geminin alabora olması sonucu oluşan hava boşluğu sayesinde neredeyse 3 gün boyunca hayatta kalmayı başarmış. 12 kişilik mürettebatı olan teknenin Nijerya kıyılarında batması esnasında Harrison tuvaletteymiş. Sonrasında Nijeryalı denizci, alabora olan teknenin çevresinde hava boşluğu oluşturması sayesinde 3 gün boyunca hayatta kalmış. Kısaca, mega girdaptan kurtulmak için içinde oksijenin olduğu bir kapsülde olmanız gerekiyor. Elbette yardım ekipleri hızlı bir şekilde gelip sizi bulunduğunuz ortamdan da kurtarmalı. Aksi takdirde yakında oksijen tükenebilir. İkinci olarak böyle güçlü bir girdap, su altında derinlik metrelerce olduğu zaman meydana gelir. Böyle bir derinlikten kendi başınıza çıkmaksa imkansızdır. Derinlik 400 ile 500 metre arasında değil, sadece 15 ile 20 metre arasında olsa bile kurtulma şansı çok ama çok düşüktür. Çünkü kişinin bu kadar derinden yüzerek çıkması için inanılmaz bir fiziksel uygunluğa sahip olması gerekir. Su basıncı nedeniyle de kişinin akciğerleri büyük zarar görür. Bu yüzden ne olursa olsun girdap oluşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak gerekir. Çünkü küçük girdaplar her an büyüyüp devasa boyutlara gelebilir. Öyle ki deneyimli profesyoneller bile onlardan kurtulamaz. Peki siz daha önce hiçbir girdaba şahit oldunuz mu? Ülkemizde nerelerde girdap görülüyor? Cevaplarınızı ve videomuz hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.